Arkadaşlar merhabalar. 2018-2019 YKS sınavından sonra bu videoyu çekmek istedim. Sınava giren arkadaşların ya da girecek olan arkadaşların bu videoyu izlemesini tavsiye ediyorum. Sınava giren arkadaşlar niye izlesin? Arkadaşlar biliyorsunuz senenin başından beri hep bir konu anlatımı ve soru çözümü şeklinde, kitap çözümü şeklinde geçti vaktimiz. Bu son videoyu da işte bir senenin hatırına izlemenizi rica ediyorum, tavsiye ediyorum daha doğrusu. En azından bu videonun sonunda yorumlarınızı yazın. Bütün sorularınıza da cevap yazmaya da çalışacağım. Biraz da sohbet havasında da olmasını istiyorum açıkçası. Yani amaç sırf yorumlarınız için bu videoyu çekiyorum. Sınava girecek olan arkadaşlar için de niye izlesinler bunu? Çünkü sınav hakkındaki yorumumdan bahsedeceğim ve sınav sorularının benzerlerinden bahsedeceğim ve kapanışta şeyden bahsedeceğim. Önümüzdeki sene neler yapacağım onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Sizlerin de kesinlikle ama kesinlikle izlemesi gerekiyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Şimdi sınav hakkındaki yorum nedir? Sınav hakkındaki yorum arkadaşlar, sınav nasıldı? Kolaydı değil mi? Yalnız çalışan arkadaşlar için kolaydı. Yalnız bu sınav geçen sene olmuş olsaydı yine zor gelecekti. Çünkü geçen sene de yeni nesil sorular geldi ve hocam hiç çalıştığımız yerden gelmedi, işte boşu boşuna çalışmışız tarzında yorumlar da gelmişti. Ve çoğu kişi sınavda yapamamıştı arkadaşlar. Geometride ve matematikte sıkıntı yaşamıştı ve bunun için bayağı bir kişi mezuna kalmıştı. Ama bu sene artık çoğu kitap ve çoğu yayın yeni sınav sistemine alışkın olduğu için o soruları siz hemen hemen her denemede gördünüz ve hemen hemen her kitapta gördüğünüz için sizlere kolay geldi. Yani beyniniz alıştı arkadaşlar. Ve benim öğrencilerime de soruların kolay gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de şu arkadaşlar. Ben biliyorsunuz konu anlatımını ne yaptım? Güncelledim. Yeni konu anlatımı yaptım arkadaşlar. Yani yeni konu anlatımı var mı? Yani yok gibi bir şey. Konu anlatımını güncelledim, işte katlama soruları yaptım ve bunların mantığından da bahsettim hep arkadaşlar. İşte kağıt katlayıp kesme yaptım, döndürme sorularından bahsettim, sözel sorulardan bahsettim. 2020 tayfa için de bunlar olacak arkadaşlar. Bu konu anlatımı, yani 2019 için anlattığım konu anlatımı sizin için de çok faydalı olacaktır. Çünkü anlattığım konu anlatımındaki sorular ve acil kitabın sorularını çözdüm arkadaşlar. Ben acil kitabın sorularını topladığımız zaman soruların, sınavda çıkmış soruların %95'i yapıyor arkadaşlar. Abartmıyorum. Biraz sonra sınav sorularının benzerlerini de göstereceğim zaten size. Sadece ve sadece bu ikisi. Kanalımda olan şey arkadaşlar, konu anlatımım ve acil çözümünün acil geometrinin çözümü sınavdaki sorularının %95'i yapıyor arkadaşlar. O yüzden sizlere sınav kolay geldi. Ya keşke bu kadar çalışmasaydık, bu kadar kasmasaydık diyebilen arkadaşlarınız da oldu hatta bunların içinde. Emin olun siz bunları yapmasaydınız, konu anlatımını izlemeseydiniz, acil kitabını çözmeseydiniz sınav size bu kadar kolay gelmeyecekti arkadaşlar. Siz bunları yaptığınız için size kolay geldi. Önümüzdeki 2020 tayfa için de ben sizden bunu istiyorum zaten. Konu anlatımı ve acil kitabını mutlaka mutlaka çözün arkadaşlar. Geometriden hiçbir şekilde özel ders almanıza gerek kalmayacak. Eğer videoları düzgün bir şekilde izleyip düzgün bir şekilde not alırsanız, 2020 tayfa için söylüyorum, ve acil kitabını da çözerseniz, layıkıyla çözerseniz sınavda full ve full'e yakın yapacaksınız ki ben bu şekilde çok mesaj aldım arkadaşlar. Hocam Allah razı olsun, senenin başında sıfır netken şimdi sınava girdim ve full yaptım. Bütün soruları yaptım ya da bir soru ya da iki soru kaçırdım diyenler oldu. Bu konuda da çok dua aldık. Ve bu arada araya şunu da sıkıştırayım. Instagram adresinde Kenan Kara ile geometri bilginiz olsun. Şimdi sınav sorularının benzerlerinden bahsedelim arkadaşlar. Bakın bu benim konu anlatımındaki. Ya ben bu soruyu acil geometrideki sorulardan esinlenerek yazdım. Hem acildeki olan sorulardan hem de benim konu anlatımında olan bir soru arkadaşlar. Şunu şu şekilde katlamışım. Katlanmışı nereye geliyor? Buraya geliyor arkadaşlar. Bu şekilde katlandığında sınavdaki soru da aynen bu şekildeydi. Bakın şekil bu şekildeydi. Bir tek fark şuydu arkadaşlar. A, B, C kenarlarının sıralanması soruluyordu. Burada kaçlar? 40, 80 ve 60 şeklindeydi. Bu sorunun mantığını anlayan, katlamayı anlayan arkadaşlar bu soruyu çok da rahat bir şekilde yapmıştır. Hatta sınavda bunu çözerken büyük ihtimalle akıllarına ben gelmişimdir. Evet, 32. soru. Arkadaşlar acil geometrideki sayfa 50'deki kaçıncı soru bu? 11. soru. Ve
Acil geometri denemelerindeki TYT denemelerinden ikincisindeki üçüncü soru mantığını anlayan arkadaşlar sınavdaki çanta sorusunu yapmıştır. Hatta hissederek yapan arkadaşlar da olmuştur. 2020 tayfa hissederek derken ne demek istediğimi pek anlamıyordur ama dik üçgen konusunu anlatırken o dediklerimin hepsini anlayacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Burası kaç birim verilmişti? 28 verilmişti. 14-14 verilmişti arkadaşlar. Özetliyorum sadece. Burada hissederek yapan arkadaşlar nasıl yaptı? 14'ü gördü. 7-24 25'in iki katı dedi. Yani buraya 50 dedi, buraya da 50 dedi. Toplamda ikisinin toplamı da 100 dedi cevabı. Yani şu iki soru mantığını anlayan arkadaş kesinlikle ama kesinlikle çanta sorusunda yapmıştır ve acil yayınlarının kitabında olan bir soru arkadaşlar. Hatta bu soru benim konu anlatımımda da var. Hatta tabloda ne yazıyordu arkadaşlar? Ken 06 yazıyordu. Değil mi? 2020 tayfa biraz merak etsin. Ken 06 ne demek diye. Geldik TYT'de 33. soruya. Renkli cam sorusu arkadaşlar. Ön tarafı şu şekilde renkliydi. Arka tarafı da bu şekilde renkliydi. Işık nasıl geçer? Işığın geçtiği alan mı soruluyordu? Öyle bir şey soruluyordu arkadaşlar. Bu sorunun mantığı da şuna benziyor arkadaşlar. Burada bir tık daha işte karelerin nerede olduğunu göstermeniz lazım sadece. Şu sorunun mantığını anlayan ve yapan arkadaşlar bu soruyu da yine rahat bir şekilde yapabilirdi. Evet geldik 34. soruya. 34. soru bir katlama sorusu. Bakın bu soru arkadaşlar hem TYT acil geometri TYT çözümlü geometri denemelerinde var. Deneme 7'de soru 5'te. Hem konu anlatımlarında bunun benzeri soru var. Hem kitapta bunun benzeri soru var. Hem de ben biliyorsunuz bir de şey de çözdüm. Alper Ulutepe Hoca'nın kitabında çözdüm. Alper Ulutepe Hoca'nın kitabında da var. Görüyor musunuz? Bakın 4 farklı yerde ben bu soruyu çözmüşüm ve sınavda çıkmış. Ya bu kadar da olmaz yani, değil mi? Hatta bir önceki soru da öyleydi arkadaşlar. Bunun 3 farklı yerde çözümünü yapmışım ve sınavda karşımıza çıkmış. Görüyor musunuz? O kadar önemli olduğunu vurgulamışız ve sınavda çıkmış. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu da şeyi sormuştu. Şu alanın şuradaki iptal oldu. Buradaki alanları olanı sormuştu. Ben burada neyi sordum? Benzerlikten kenarları sordum sadece. Bu sorunun mantığını anlayan arkadaş neyi yapar? Oradaki sınavdaki soruyu da büyük ihtimalle yine yapmıştır. Geldik bir sonraki soruya. 35. soru arkadaşlar TYT'deki çamaşır makinesindeki düğme sorusu. O da acil geometri çözümlü geometri denemelerinde. Deneme 2'deki soru 9'un mantığını anlayan arkadaşlar dairede çemberde açı sorusu arkadaşlar bu. Yay derecelerini bulduğunuz zaman yapabileceğiniz bir soruydu. Bu sorunun mantığını anlayan arkadaşlar yine oradaki soruyu çok rahat bir şekilde yapabilir. 36. soruda da kitaptaki bir soru arkadaşlar bu. Sayfa 289'da kitaptaki soru şu şekilde. Sadece ÖSYM ayrı ayrı sordu bunları. Yani benzerlik alan ilişkisi benzerlik oranın karesinden geliyor arkadaşlar. Biz burada iç içe sormuşuz sadece. Çok benzeri soru yine. Yine bu mantığı anlayan arkadaş yine oradaki soruyu çok da rahat bir şekilde yapmıştır. Zaten kolay bir soruydu arkadaşlar. Sonra altıgen sorusu. Arkadaşlar kitapta 231, 237 ve 238. sayfada bu soruların mantığı var. Biz düzgün altıgende ne yapıyorduk? Dışarıya doğru eşkenar üçgen yapıyorduk, değil mi? O yüzden eşkenar üçgen yapmalı. Mesela burada eşkenar üçgen yapmalı ve benzerlik mantığını anlayan arkadaşlar yine çok benzeri bir soru aslında bu sorular arkadaşlar. Hatta benim konu anlatımımda da var yine aynı şekilde iki farklı yerde. Hem konu anlatımımda hem de acil kitabımda var arkadaşım. Hem de acil geometri denemelerinde de var da ben o şeyi çok yazmak istemedim. 3 tane soru kitap olduğu için 3 farklı yerde var arkadaşlar görüyorsunuz. Yine bu soruların mantığını anlayan arkadaşlar sınavdaki soruyu rahat bir şekilde yapmıştır diye düşünüyorum. Sonra analitik sorusu. Analitik sorusu kitaptaki sayfa 330'daki 1 ve 2. soru mantığı anlayan işte 2 birim sağa 3 birim sola taşımaları anlayan arkadaşlar yine o soruyu rahat bir şekilde yapmıştır. Sonra denemedeki yani acil geometri çözümlü geometri denemelerindeki H harfiyle oluşan bir yapı vardı arkadaşlar. O yapının alanı soruluyordu. Bizim de deneme 9'daki acil geometri deneme 9'daki 10. soru mantığında vermiştik. Hatta şöyle bir şey demiştim. Görünen yüzeyler çarpımı 2 bize tüm alanı veriyor demiştik. Bakın görünen yüzeyler burada 3, 6, 9 yaptı. 10, 11. Toplamda kaç yaptı? 22 yaptı arkadaşlar. Bu alanı bu şekilde görünen yüzeyler çarpı 2'den bulabilirdik. Oradaki soruyu da aynı mantıktan bulabilirdiniz arkadaşlar. Sadece orada birkaç alanı çıkartarak bulacaktınız. Onda düşünce yapısı hemen hemen aynı zaten. Yine rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir soru.
40. soru sözel bir soruydu arkadaşlar. Yani kitaplarda olabileceğini çok fazla zannetmiyorum. Yine birkaç kitapta olabilir tabii ki. Diğer kitapları incelemediğim için çok fazla bir şey diyemiyorum ama bence bu soru biraz şey sorusuna benziyordu. Matematik sorusuna benziyordu. Çözümüne bakarsınız arkadaşlar. Çözümünden de o yorumu yapabilirsiniz. Bence çok fazla geometriyle alakası olmayan, tabii ki bence. Yani matematik bilgisi olan bir arkadaşın yapabileceği bir soru diyebiliriz. Bakın TYT'de sadece bir soru yok diyebiliriz. O da matematik kafasına sahip olan bir çocuk, bir arkadaş, bir öğrenci bu soruyu yine yapabilir diyoruz arkadaşlar. Geldik AYT kısmına. AYT kısmında da şu şekilde yamukla ilgili bir potreli soru vardı arkadaşlar. Çok benzeri bir soru. Hem burada hem de burada. Yani hem kitapta sayfa 224'te soru kaçıncı soruydu arkadaşlar? Bu 9. soru. Hem de denemedeki, yani çözümlü geometri denemelerindeki AYT denemelerinin 9'uncusunda bu mantıkta bir soru vardı arkadaşlar. Şu ikisini anlayan, yapmış olan, o kitaptaki soruyu ve denemedeki soruyu çözmüş olan arkadaş yine sınavdaki soruyu rahat bir şekilde çözmüştür diye tahmin ediyorum. Evet, AYT'deki 34. sorudan bahsetmedik. AYT'deki 34. soru arkadaşlar hemen hemen her kitapta olan bir soru. O yüzden ben burada kitaptaki soruyu koymadım. Yani hem doğru denklemi yazmayla ilgili bir soru hem de kesim noktasıyla ilgili bir soru. Hemen hemen her kitapta olan bir soru tiplemesidir bu. Yani bu konu anlatımında da var. Doğru denklemi yazmak zaten analitiğin en önemli şeylerinden bir tanesi. Kesim noktasında nasıl buluyorduk arkadaşlar? Doğrulara ortak çözüm uygulayarak buluyorduk. Hem doğru denklemi yazmayı hem de kesim noktasını bilen arkadaşlar yine rahat bir şekilde yapmıştır. Geldik şeye. 36. soruya. 36. soruda arkadaşlar kitapta 126. sorudaki aynısı diyebiliriz. Aynısı dediğimiz ne? Oradaki beşgen sorusuydu. Buradaki dörtgen sorusu. Alan dağıtarak yapılabilen bir soruydu. Bunun mantığını anlayan bir arkadaş çok rahat bir şekilde yine soruyu yapmıştır. 37. soruya geldik arkadaşlar. Çemberin analitiği sorusu sözel bir soruydu. Buradaki kitaptaki 407. sayfadaki 8. soruya çok benziyor arkadaşlar. Yine bu soruyu anlayan arkadaşlar o soruyu da çok rahat bir şekilde yapmıştır. Hatta çemberdeki şeyleri merkez T'ye çektik, merkez giriş çektikleri yaptığınız zaman yine yapabileceğiniz bir soru. 38. soru klasik bir soru. Hemen hemen her kitapta olabilen bir soru. Sadece sözel bir soru olarak sorulmuştu arkadaşlar. Yine hemen hemen her kitapta olduğu için yazmadım arkadaşlar soruyu. Buraya göstermedim. Benim konu anlatımımda da var. Soru şu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle şu şekli çizmenizi istiyorlardı ve şurada kalan isteniliyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yine rahat bir şekilde bulunabilir. Pi r kare bölü alfa bölü 360. Onun için yarıçap bulmamız gerekiyordu sadece. Dik üçgende burası. Şurası 2, burası 3, burası 4 şeklindeydi galiba. Ya da burası 5 de olabilir, bilmiyorum. Şunları da r r dedikten sonra arkadaşlar Pisagor bağıntısından r'yi bulup sonra burada kalanı yine rahat bir şekilde bulabilirdiniz. Sonra döndürme sorusu mantığı hem konu anlatımında hem yine acil kitabında var. Hatta hatırlayın, A virgül B'yi 90 derece döndürdüğümüzde B virgül A oluyordu. Yalnız işaretlerini bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Hangi bölgeye düşüyorsa, mesela şuraya döndürdüysem A virgül B'yi, buraya döndürdüysem bunun işaretini koyuyorduk. Yani bunun işareti eksiye artı oluyor arkadaşlar. Eksiye artı şeklinde yazıp sonra öteleme sorusu şeklinde de olabiliyordu. Bunlarla ilgili soru hem acil kitabında var hem de benim konu anlatımımda var. Gelelim son soruya. Son soru AYT'deki 40. soru. Kitapta 395. sayfadaki şu soru arkadaşlar hemen hemen aynısı zaten karşımıza çıktı. Hatta ben konu anlatımında da var. Buraya yazmadım ama konu anlatımında da aynı soru vardı. Hatta konu anlatırken şöyle demiştim. R bölü L alfa bölü 360 demiştim. Ve bu koninin olmazsa olmazı ve 4 yıldız koymuştum buna. Bunu kesinlikle ama kesinlikle bileceğiz demiştik arkadaşlar. Bakın bununla ilgili bir soru karşımıza çıktı. Hem konu anlatımında hem de kitapta. Gördüğünüz mü arkadaşlar? Neredeyse soruların %90'ı, %95'i kanalında var. Yani kanalında da zaten bir konu anlatımı var, bir de acil geometri çözümleri var. Yani sadece benim kanalı takip eden arkadaşlar, sadece bu iki şeyi, konu anlatımını ve acili çözen arkadaşlar büyük ihtimalle sınavda çok iyi bir şekilde yapmıştır. Çünkü bayağı bir soru tuttu kardeşim. Geometri adına konuşuyorum tabii ki ben. Bayağı bir soru tuttu. O yüzden 2020 tayfa için de aynı şeyi söylüyorum. Sakın ola sakın geometriden özel ders almanıza gerek yok.
Özel ders almadan da siz bu işi halledebilirsiniz. Yeter ki düzenli bir şekilde çalışın. Videoları izleyin, notlarınızı alın ve sorularınızı da düzgün bir şekilde çözün. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Geometri netiniz ne olursa olsun, sıfır, sıfır da olsanız konu anlatımları herkes için geçerli arkadaşlar. En iyi ve en kötü öğrenciler için geçerli. Ona göre ayarlanmıştır zaten. Sizler konu anlatımlarını sabırla dinlediğiniz zaman çok da rahat bir şekilde çok da güzel şeyler yapacaksınız. Çünkü ben şunu çok duydum. Hocam senenin başında sıfır net, senin sonuna geldik ve sınavda full yaptım ya da full'e yakın yaptım diye çok da mesaj aldım arkadaşlar. Tekrar söylemek istedim bunu da. Bu arada TYT'deki sorular, karşımıza çıkan sorular, açı kenar bağıntıları. Bir tane soru. Özel üçgenlerden bir tane soru. Kareden bir tane. Benzerlik ve alan ikisini aynı soruda bir tane. Çemberde açıdan bir tane. Dairede bir tane. Çokgenlerden bir tane. Noktanın analitinden bir tane. Katı cisimlerden iki tane. Arkadaşlar, şöyle bir şey söylemek istiyorum bir de. Sınavdan önce hocam analitik anlatın. Çok soru geliyor. Yarısından fazlası analitik geliyor şeklinde söylemler oldu. Ben size demiştim ki en fazla 4 tane gelir demiştim. Ki bu sınavda da baktığımız zaman toplamda arkadaşlar TYT'de bir soru var. AYT'de de analitik geometri ve çember analitiği olmak üzere iki soru da buradan var. Toplamda 3 tane soru geldi arkadaşlar. Hatta bu sınavdan sonra çıkan bazı yorumlarda da gördüm de çünkü onun için söylüyorum. Yani sınavda nedense aklınızda bir tek analitik soruları geliyor. Toplamda 3 soru olmasına rağmen sınavda soruların yarısından fazlası analitik diyen yorumlar da oldu arkadaşlar. Yanlış düşünüyorsunuz. Bakın soruların hepsini gösterdik size. Toplamda 3 tane soru geldi bilginize. AYT'deki sorulara gelelim şimdi de. AYT'de de arkadaşlar analitik geometriden bir soru, çember analitinden iki soru, yani toplamda iki soru yaptı analitikten. Özel dörtgenlerden bir soru yaptı. Üçgende alan dağıtmadan bir soru geldi. Dairede alandan bir soru geldi. Dönüşüm geometrisinden bir soru, katı cisimlerden de bir soru geldi. Toplamda 7 soru geldi. Bu demek değildir ki önümüzdeki senede toplamda 7 soru gelecek. Arkadaşlar 10 tane soru da gelebilir. Bu sene trigonometriyi geometrinin içinde saydılar. Önümüzdeki sene saymayabilirler. O yüzden 2020 tayfayı uyarıyorum. AYT'deki sorular 10 tane soru olarak karşımıza gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, sorulardan da bahsettik. Şimdi bir de size önümüzdeki sene ne yapacağız arkadaşlar? Bir de ondan bahsedeyim isterseniz. Önümüzdeki sene arkadaşlar biliyorsunuz biz YouTube'daki bazı hocalar anlaştık. Hocalara rica ettim. Hocalar da sağ olsunlar beni kırmadılar. Benim de önceden de yapmak istediğim zaten bir şeydi bu. Dedim ki hocalarım birlikte şey yapalım. Öğrencilere bir faydamız dokunsun. Sağ olsun hocalarımız kırmadı. Bunlar kimler? Fizikle Barış, Kimya Adası, Senin Biyoloji, SML Hoca ve Türkçe Hani. Kesinlikle ama kesinlikle tamamen ücretsiz. Ücretsiz sizleri geliştirmek için yapacağımız bir şey. Program hazırlayacağız. Sizleri videolara yönlendireceğiz. Şeyler yapacağız arkadaşlar. O yüzden sizler için emek harcayacağız. Bakın bu zamana kadar benim ağzımdan şey duymadınız. Kanalıma abone olun, destek olun, şöyle yapın, böyle yapın diye bir şey duymadınız. İlk defa size diyorum arkadaşlar. Bakın ben bu işe başlarken de hep şunu dedim. Çalışın. Sene boyunca çalışın, istediğinizi diyebilirsiniz ama sene sonunda bir Allah razı olsun yeterli demiştim. Abone falan olun demedim. Şey yapın demedim. Ne derler ona? Videoları beğenin demedim. Yorum yapın demedim. Ama sağ olun, sizler de çok ilgi gösterdiniz bizlere. 2019 sayfa için söylüyorum. Büyük ihtimal 2020 sayfada aynı şekilde olacaktır. Çok destek olacaksınız. Çok seven öğrencilerim oldu. Ben de sizleri seviyorum. O da ayrı bir konu zaten. Sevmesek zaten bu işi yapmayız biliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olduğu için arkadaşlar bizlere de destek çıkmanızı da istiyoruz aslında. Yani daha fazla kitleye ulaşmak istiyoruz aslında. Ne yapacağız arkadaşlar? Yani dedik ya artık hedef daha büyük. Sizlerin de hedefleri büyük. Bizim de hedefimiz daha büyük. Daha fazla kişiye ulaşıp daha fazla kişiye iyi bir eğitim vermek istiyoruz. Yani bu orantısız güç artık biraz ortadan kalksın. Çalışan öğrenciler bakın çok da rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Her şeye ulaşabiliyorsunuz. Elinizin altında bir YouTube var, bir şey var. Ücretsiz olarak derslere ulaşım imkanı sağlıyorsunuz. Bizler de artık bu konuda sizden destek istiyoruz. 2019 sayfa
Tamam, helallik isteyip şey yapanlar da oldu. Helali hoş olsun. Abonelikten ayrılanlar da oldu. Abonelikten ayrılmayın kardeşim. Hatta gidin eşinize, dostunuza, akrabanıza söyleyin. 11. sınıf öğrencilerine de söyleyin. Arkadaşlarınıza da söyleyin. Annenize, babanıza bile söyleyin. Gelin kanalınıza abone olun. Hatta benim kanalımdaki abone olan arkadaşlar dinlemeyeceksiniz biliyorum. İşte üniversiteye gideceksiniz biliyorum. Hocalarımıza da destek olmak için Fizikle Barış, Kimya Adası, Senin Biyoloji, SML Hoca ve Türkçe Hane kanallarına da abone olursanız beni de mutlu edersiniz. Çünkü hocalarımız beni kırmadılar ve ücretsiz bir şekilde sizlere bir eğitim vermek istediler. Birlikte çok güzel işler yapacağız 2020 tayfa. Beni dinleyen arkadaşlar, bakın senenin başından beri sadece geometri adına konuşuyorum ben. Çok iyi noktalara geldiler. Düşünseniz ya, sizleri bu kadar kanalla birlikte bir iş yapacağız. Bizleri dinlediğiniz zaman çok 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 daha iyi bir noktaya geleceksiniz. Gerçi ben bununla ilgili ayrı bir video da çekeceğim. Sizlere bir tanıtım, bir şey yapacağım. Nasıl olacak bu, program şeklinde mi olacak şeklinde aktaracağım sizlere. Ama sizlerden de tabii ki biraz destek de istiyoruz arkadaşlar. Hatta dediğim gibi arkadaşlarınıza, en az 5 arkadaşınıza da bu oluşumu da duyurursanız sizler için faydalı bir oluşum arkadaşlar. Çok memnun olurum. 2019 tayfa. Sizlerle çalışmaktan çok mutluydum. İnşallah sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Hakkınızı helal edin. 2020 tayfa, önümüzdeki sene sizlerle de çok güzel şeyler yapacağız ve sizleri eğitmek için o günleri canla başla bekleyeceğim ben. O günler zaten çok yakın zamanda video çekimlerine de başlayacağım arkadaşlar. Sizler de bizlere destek olursanız çok seviniriz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.